Bugün hem Genç Kızılay'ı konuşacağız hem de Hayat Vakfı'nı konuşacağız. Zeynep Dur İncekara, anestezi uzmanı Zeynep Hanım. Kendisiyle de programdan önce konuşuyorduk. Birçok hatıranız, birçok anınız vardır diye. Ben oralara girmeyeyim dedi. Davetiniz için teşekkür ederim. Ben Zeynep Nur İncekara. Öğrencilik yıllarından itibaren Hayat Vakfı'na gidip geliyorum zaten. Öğrenciyken faaliyetlerde bulunuyorduk. Mezun olduktan sonra da Hayat Vakfı Öğrenci Kozası Başkanlığı'nı yürüttüm 2,5 yıl kadar. Görevimi devrettikten sonra da Hayat Vakfı Yönetim Kurulu üyesi oldum. Hayat Vakfı, uzun adıyla Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı, resmi olarak 1988 yılında kurulmuş. Tabii fikri zemini, altyapısı çok daha öncelere dayanıyor. Genel olarak sağlık mensuplarına ve mezunlarına hitap eden bir vakıf. Şu anda Türkiye'de 14 ilde şubemiz mevcut. Uluslararası planla da Uluslararası İslami Sağlık STK'ları Birliği olan FİMA'nın Türkiye'deki ayağını oluşturuyor. Yeni bir medeniyetin inşası idealiyle yola çıkmış, sağlık paydasında gönüllerini buluşturmuş, iletişimi koparmadan yeni bir neslin inşası için uğraşan bir vakıf diyebiliriz. Konu sağlık olunca çok özel gibi görünse bile sağlığın birçok alanı bulunduğu için çok geniş bir gönüllü skalamız var. Evet. Hem öğrencilerden hem mezunlardan oluştuğu için tabii faaliyetlerimiz de bu yönde şekilleniyor. Hayat Vakfı Öğrenci Kozası öğrencilere hem genelde hem özelde faaliyetler düzenliyor. Öğrenci Kozası'nın tabii faaliyetlerini tek tek anlatmaya kalkarsak, Öğrenci Kozası işleyişinde en çok böyle en önemli şeylerden bir tanesi öğrencilere yönelik bütün faaliyetlerin fikir, projelendirme, yürütme aşamalarını öğrencilerden oluşan bir komisyon uyguluyor. Genel kapsam olarak söylersek sosyal, kültürel, dini, akademik, sportif alanlarda faaliyetleri yürütüyoruz. Şey çok önemsiyorum. Yani gençliği konuşacağız dediniz ama aslında siz de zaten bir yönetim kurulu üyesi olarak ve genç bir yönetim kurulu üyesi olarak yani Hayat Vakfı'nın gençlikle alakalı bakış açısını biraz gösteriyorsunuz. Çünkü normalde vakıflarımızın, derneklerimizin böyle sanki çok üst yaş gruplarından aşağı doğru baktığını görüyor gibiyiz. Öyle bir algı da var. Nitekim çok haksız da bir algı değil aslında. Böyle ufak bir eleştiri de yapmış olalım. Tabii vakfımızın bütün gönülleri neredeyse diyeyim. Sağlık çalışanları haricinde de gönüllerimiz var ama ekseriyetle sağlıkçılardan oluşuyor. Tabii bu süreçte meslek icabı gönüllerimizin birçoğu zaten sahada aktif olarak çalıştı. Özellikle tabii daha yeni mezunlar en önde oldukları için sahadaki problemleri birebir görme, tespit etme şansımız oldu. Tematik çalışmayla alakalı tabii şunu söylemek isterim. Biz vakıf geleneği olarak aslında geçmişten gelen bir geleneğin devamıyız. Yıllar içerisinde de tecrübelerimiz, çalışmalarımızın gidişatını yönlendiriyor. Belki eski yıllarda çok daha geniş katılımlı programlar planlarken şu an çok daha özelde, daha kapalı gruplarla bir şeyler yapma gayretindeyiz. Hayat Vakfı'nın amaçlarından bir tanesi meslek anlamında da gerçekten kaliteli bireyler yetiştirmek. Çünkü en nihayetinde insana dokunuyor. Şimdi gençlerin akademik yönelim arzusu her geçen gün daha fazla artıyor. Ki bu anlamda bir rehberlik talebi var. Bunu da zaten karşılamak için gayret ediyoruz. Aslında programın başında söyledim, Hayat Akademi diye bir ekibimiz var bizim. Çünkü bünyemizde çok fazla akademisyen var. Onların yıllardır edindiği tecrübeleri öğrencilere de aktarma gayretindeyiz. Hayat Akademi çatısı altında öğrenciler, hocalarımızla birlikte bu süreci yürütüyorlar. Bu yol nasıl bir yol? Meşakkatli evet biliyoruz ama bu zorluklar nasıl aşılır? Ufkumuzu nasıl daha fazla aşabiliriz diye bir atölye çalışması yaptık. Aslında şöyle, bir yandan tabii vakıf çalışmalarını yürütmek, sağlık çalışanı olarak bir taraftan edindiğimiz yükleri bizim biraz daha hafifletiyor. Şöyle ki sadece tek bir şeyle muhatap olduğumuzda, yani sadece meslek gündeminizde olduğunda hep bütün dertleriniz, düşünceleriniz onun üstünde yoğunlaşıyor. Ama aynı dertleri yaşayan, aynı problemleri yaşayan insanlarla bir araya geldiğinizde ve farklı bir şeyler yapmaya başladığınızda oradaki yük en azından gözünüzde hafifliyor. Gözünüzde hafifleyince taşımak çok daha kolay oluyor.